Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçekten inanılmaz bir şeye tanıklık ediyorum açıkçası. Arkadaşlar sadece 49 galibiyetle, hatta daha da düşük de şimdi 49 gözüküyor. Daha öncesinde de daha az oynamıştır. Yani 40 galibiyetle falan Challenger şampiyonluk kümesine çıkan bir kardeşimizi izleyeceğiz şimdi. Rexeon'un oyununu analiz edeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi de burada bir önceki sezonları da görebilirsiniz. Bakın 2021'de Kha'Zix'le ne kadar çok galibiyet oranı var, kendiniz görün. 2020'ye girdiğimizde Rengar'la. Yani her sezon Challenger olmuş zaten. Şuradan da bakabilirsiniz. S5'ten bu yana her sezon Challenger. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi geçtik analize. Rexey analizi var. Galio Rexey'den sonra da Sylas Rexey'nin analizi gelecek. Şimdi şunu söyleyeceğim. Zedik Smurf analiz gelecekti biliyorsunuz ki. Oo bir dakika. Oo ilk kan Rexey'e gitti. Efsane. Biliyorsunuz ki Zedik Smurf analizi gelecekti. Dün yazdım. Dedim analizi ne yapacağız, yapmayalım mı? Dedi ki askerdeyim. Askerdeymiş arkadaşlar. Bedelli yapıyor büyük ihtimal. Bir ay sonra falan analiz gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi kırmızıyı alıyor. Bu arada şunu merak ediyorum. Kayacılara gidecek mi? Oha direkt 2 levelde baskın mı atacak? Yok, karşı ormana girecek herhalde. Oha vallahi gidiyor. Oy, normalde Rexey 2 level baskını hiç sevmez. E yeteneği olmadığı için hiç güzel olmaz. Ama burada sıçrayla mesela Shen'de olduğu için öyle bir şey denedi. Yalnız karşı ormana giriyor şu an. Ama Kindred ayıktı durumu. Sıçrası da yok Rexey'nin. Kindred'a yetişebilecek durumda değil. Sylas geliyor. Oo, orta koridor ittirme gücüyle ve üst koridordaki olaylar sayesinde. Oo bir dakika, orada Kindred düşecek gibi duruyor. Aynen öyle. Bak, orta koridor ittirme gücüyle üst koridordaki o Jace'in sıçrasını aldıktan sonra Shen'in o koridoru ittirmesiyle burada karşı mavi güçlendirmeye geliyor. Ve Sylas'la beraber Kindred skorunu almış oluyorlar ve karşı ormana çok agresif bir hamle. Gerçekten çok 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 agresif bir hamle. Evet, şimdi hemen kendi ormanına dönüyor. Scuttle çıkacak birazdan. Yampire çıkacak, ona göre bakalım. Şimdi Kindred alt koridordaki Yampire'ye gidiyor. Onu gördü mü bilmiyorum. Ama o bir dakika, Kindred. Bak, her zaman ne diyorum size? Genelde söylediğim bir şey var. Arkadaşlar, karşı ormana girecekseniz mesela Scuttle almayın, önce maviyi alın diyorum değil mi sizlere mesela? Bak burada mesela Kindred bunu yapabilir kısmen. Önce maviyi alsa büyük ihtimal şu ana kadar almıştı. Belki Scuttle dönecekti. Rexey de diyecekti ki bu adam zaten almış maviyi, ben en iyisi Gromp'umu alayım deyip belki şey olacaktı. Ama burada mesela önce Scuttle alıp sonra Blue'ya başladığı için ve Rexey de üst koridor tarafına geliyor derken Rexey önce Scuttle'a bakıyor. Ama orada kapatmak için oraya geçiyor büyük ihtimal. Çünkü Kindred'ın sıçrasının olmadığını biliyor. Oraya geçtiği gibi tüneli açacak. Sylas da gelecektir oraya ve Kindred burada yine düşmüş oluyor. İşte dediğim gibi o orman kesmenin sırası bile çok önemli arkadaşlar. Mesela alt koridor, hani Scuttle'da yakalansa en kötü alt koridor ittirme gücü var. Thresh bir lantern atıp onu oradan çıkartabilir. Ama önce Yampire yengeç, sonra mavi almaya çalıştığı için Rexey de iyi bir oyuncu zaten. Belli oluyor mesela. Direkt olarak maviye gitti. Orada mesela atıyorum üst koridor Yampire yengecine gidebilirdi. Önce kurtların falan alabilirdi. Direkt olarak Blue'ye geleceğini düşündüğü için rakibinin. Direkt Blue'ye gitti. Hemen burada 4. seviyeye rushlıyor. Smite'ını da attı. Burada bir alt koridora bir baskın deneyecek mi derken Yumili koridora baskın atmasını çok mantıklı bulmuyorum ben ama. Yani şu an buraya baskın yapması, buraya baskın yapmak için değil, büyük ihtimal bu adamları korumak için geldiğini varsayıyorum ben. Çünkü bu koridora baskın diye bir şey yok. Ama atıyorum Yumi Ketlin bu koridoru ittirirken Kindred buraya geldiğinde Rexey pat diye oradan çıkabilir diye düşünmüyor değilim yani. Büyük ihtimal o şekilde yapmıştır diye umuyorum. Burada hemen rakip kayacılara şöyle bir bakıyor. Kindred'i üst koridorda gördü şuradaki totemden. Hemen kayacıları orada alıyor. Bu arada alt koridora kule altı bile gelebilir şu an. Çünkü Thresh oradan çıkacak gibi duruyor derken Thresh geri döndü. Yalnız Aphelios'un bayağı bir canı azaldı. Oradaki fanları Rexey onlara aldırmaz büyük ihtimal derken Aphelios ilerliyor. Aphelios ölecek büyük ihtimal. Ketlin koridoru ittirdiği zaman Thresh de gidecek ve Aphelios kule altını yemiş olacak. Şimdi burada neden bu kadar rahat? Kindred'ı zaten üst koridorda gördü arkadaşlar. O yüzden de burada bu skoru da almış oluyor. Şu ana kadar harbiden bulunduğu noktalar Counter Jungle, yani karşı ormanı gerçekten çok iyi darlıyor. Ve karşı ormancıyı gerçekten zor duruma soktu şu ana şu dakikaya kadar. Hani seviye olarak şey olabilir ama Kindred'ın yaptığı her hamleyi biliyormuş gibi oynuyor fark ettiyseniz. Sanki böyle
rakibin haritasında görüyor gibi bir olay. Şimdi Kindred'ın zaten burada markı çıkmış. Buraya geleceği çok belli. O yüzden Rex'e direkt olarak oraya gidiyor. Hatta Sylas da orayı koruyor. Bakın Rex'e de ping atıyor. Geliyor pingi. Ve burada Kindred'ı da yakalıyorlar diyecektim. Orada hemen Kindred ultisini çaldı Sylas. Kovalıyorlar ama oradan bir şey çıkmayacak. Büyük ihtimal aynen öyle. Shen'den bir taunt geldi ama. Oo bir dakika. Kindred güzel trolledi. Orada Vlad Rex'i skorunu büyük ihtimal alacak. Orada Kindred'ı çok kovaladı ya. Aha Yumi de gelmiş buraya. Burayı kazanacaklar büyük ihtimal. Oo Thresh geldi. Aa W'deyken lantern bastı gördünüz mü? Vlad. Thresh nasıl keseceksin o adamı? Ne yapıyorsun reis? Çık 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 çık. Evet Rexey doğdu. Orada şimdi Rexey ile diyeceksiniz ki abi işte çok leveli düşük kaldı bilmem ne falan filan. Arkadaşlar leveli düşük kaldı eyvallah ama gerçekten çok iş yaptı. Bu arada Kindred'ı tekrar yakalıyor. Direkt olarak tek atıyor bak. Rexey'nin bu hasarına bayılıyorum abi. Bak Galio Rexey dünkü Galio ile şu çocukla dua attığınızı düşünün. Siz Galio oynuyorsunuz. Kapat gözlerini hayal et. Daldı içeriye geldi. Çıktı şöyle tık 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 iki vurdu. Tek attı. Az önce Kindred'ı attığı gibi sen de W'nü açtın şöyle. Kucakladın rakibi. Taunt'u attın. Harbi lan taunt kucaklamak aslında. Taunt'u atıyorsun. Adama sarılıyorsun. Bırakmıyorsun adamı. Bu arada direkt olarak bakın yine karşı ormana gidiyor. Mesela diğer yaptığımız analizlerden gerçekten o konuda çok farklı. Sürekli karşı ormana girebildiği her zaman kendi ormanını bile bırakıp geliyor. Ve orada Kindred'ı tekrar yakalıyor. Kindred'ın sıçrası var ama Rex'i de sıçrayarak kovalıyor. Ve tekrar düşürüyorlar. Şu an Kindred'ın oyunda arkadaşlar mental olarak neler hissettiğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şu an Kindred olarak hayal edin kendinizi. Bu Rexey'e karşı oyun oynamak istemezsiniz. Tabii ki burada Sylas'ın da biraz payı var. Ona eyvallah bir şey demiyorum. Özellikle ilk şurada öldürdüklerinde. Ama bence Rexey'nin de genel olarak oyun tarzı acayip hoşuma gitti. Ve bu kardeşimizin bol bol analizini yaparız gibime geliyor. Özellikle de sezon başladıktan sonra. Hemen burada ilk ejderini de alıyor. Zaten rakibin kuşlarını aldı. Rakibin kırmızısını çaldı. Şimdi kendi kampları da duruyor. Gidecek kendi kamplarını da alacak. Mis gibi. Seviye olarak bak her zaman ben ne analizleri yapıyordum yani genel olarak neye denk geliyorduk biz. O kadar çok farm atıyordu ki mesela orman izlediğimiz ormancılar. Seviye farkı o yaptığı farmdan dolayı çok artıyordu. Ama burada ne oluyor? Şu an bu Rexey'i karşı ormana girdiği için seviye farkı var. Kendi ormanını kesti diye değil. O yüzden zaten farma bakın. Yani eşya farkı. Hadi seviyeyi boş ver. Eşya farkına kendiniz bakın. 0-5 bir Kindred, 29 CS, 53 CS, 5-1-2 bir Rexey'i. Yani gerçekten şu ana kadar çok büyük bir fark var açıkçası. Kindred Rexey eşleşmesinde de tabii Rexey'i bayağı bir üstün. Yalnız orada üst koridora bir baskın var. Oo çok iyi yerden çıktı Rexey'i. Orada büyük ihtimal 2'de 2 alacak. Son saniyede büyük ihtimal ultiyi basacak. Aynen öyle yapıyor. Orada Kindred'ı da düşürüyor. Hemen koridoru ittirebilir. Zaten Shen'in ışınlanı yok. Koridoru ittirip hemen ya koridoru ittirmeyebilir. Direkt karşı ormana da gidebilir. Fark etmez. Ama burada koridoru ittirmesi genel olarak daha mantıklı bir hareket. Ve seviye farkı birden iki seviyeye çıktı. Ve direkt olarak karşı ormana giriyor gördüğünüz gibi. Şu an yapabileceği hiçbir şey yok. Ama direkt olarak çıkması lazım. Bu mesela gayet okey bir şey. Çünkü ooo bak. Kindred Rexey'nin çıktığını düşünüyor. Gördüğünüz gibi. Ay çok iyi aslında Blue'yu alıp oradan dolaşması çok iyiydi de biraz şanssız oldu. Yakalayabilirdi. Yakalasaydı gerçekten bayağı iyi bir hamle olacaktı. Jayce'den bayağı bir hasar geldi yalnız orada Rexey'ye. Rexey'yi burada kendi kayacılarına gidiyor. Çünkü Kindred'ın markı çıktı orada. İlk defa oyunda kayacıları da almış oluyor. Hemen üst koridorda farm gördü. Mesela bu farmları normalde siz aldığınız zaman belki koridorlar küfür ediyor falan arkadaşlar. Ama boş beleş edilmiş bir küfürü takmayın. Muteleyin geçin. Bu farmları almanız gerekiyor. O konuda %100 emin olabilirsiniz. Çünkü zaten kaçacak bir farm. Hani kaçacak bir dalga var orada. Dalgayı kaçırmayın. Orada Jayce'e bir knock up geliyor. Yumi ile beraber direkt olarak öldürmeyi başarıyorlar. Yani oradaki mantık şöyle diyeyim size. Sizin anlayacağınız dilden konuşayım ben. Ya bir dalga var. O dalga sahibi hani sahipleneceksin o dalgayı. Alacaksın para yani o boru değil. Bedava para. Boşa gideceğine sen al. Evet burada Rexey'i Kindred'ın alt koridorda olduğunu tahmin ediyor. Şu an haritada bakmadım çok dikkat etmedim. Niye? Çünkü zaten üst koridorda çok büyük bir mevzu patladı. İşte Jayce'i öldürdüler vesaire oldu. Kindred üst koridor tarafına hiç gelmedi gözükmedi. Bu da ne demek? Alt koridorda demek büyük bir ihtimalle. O yüzden
Çok bariz bir şey. Burada direkt bakın. Vlad o alt koridora inmiş. Bu da ne demek biliyor musunuz? Orta koridor boş. Rexy'yi burada yarıldı alameti alıp üste dönmek yerine burada direkt olarak gelip orta koridoru ittirip gelecek mesela orta koridora alamet basabilir. Şimdi bunlar gerçekten çok önemli. Ya bak hani gerçekten çok önemli. Bakın şu an mesela orta koridordaki bu boşluğu değerlendirip adam neredeyse kuleyi alacak ya. Bak hatta aldı. Yani gerçekten çok önemli. O yüzden siz de lütfen bu tarz şeyleri değerlendirin. Hatta burada trash skorunu da almış oluyor. Yani bilmiyorum. Şu olay çok çok önemli ve Türkiye'de, Türkiye sunucusunda şunu yapan çok az insan var. Hatta bunu yaptığı için ormancılar küfür yiyor. Gerçekten emin olun. Ben kendim gördüğüm için söylüyorum. Yalnız Yumi ile Rexy'yi bayağı bir beraber geziyorlar. Burada Kindred'ı tekrar yakalıyorlar. Kindred ultisini basıyor ama Rexy ultisi varken oradan kaçması biraz zor olacak arkadaşlar. Ha, Rexy'nin ultisi var mı? Varmışlar. Oo bir dakika yakaladım orada Jayce'i. Jayce'den bir sıçra geldi. Oo bitkinlik de geldi. Burada Rexy büyük ihtimal düşecektir. Aynen öyle. Şen keşke ult atsaydı. Burada biraz abarttık. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi bu hep olan bir şey. Yani çok öne geçtiyseniz bir oyunda arkadaşlar. Böyle şeyler arada sırada deniyorsunuz. Denemeseniz daha iyi. Ama denemenizde bazı durumlarda hakkınız. Adam yüzde kaç win rate ile challenger olmuş. Denemek biraz da hakkı aslında. Ama çok fazla buraya kadar gitti. Özellikle Vlad'a 5-1 bir Vladimir var karşıda. Ama Caitlyn bu sırada alt koridorda kule almaya devam ediyor. Evet Rexy ister ağında bitti. Orada Jayce'i yakalayacak büyük ihtimal. Aynen. Orada Prowler'ı kullanacak. Yumi yavaşlat. Yumi'den bir ulti direkt olarak düşüyor. Prowler cooldown'daymış bu arada. Bekleme süresindeymiş. Evet şimdi 9-2-4-1 Rexy'imiz var. Şimdi Rexy'yi de şunu unutmayın arkadaşlar. Oyun uzadığı zaman gerçekten biraz oyundan hani oyundan düşüyorsunuz. Özellikle de karşıdaki atıyorum karşıda bitkinlik. Karşı destek atıyorum kitle kontrol. Ne bileyim işte Leona, Nautilus. Böyle şampiyonlarsa sıkıntı yaşıyorsunuz. Bazı durumlarda Janna'dır, Lulu'dur. Bunlar da sıkıntı yaratır size. Daha doğrusu herhangi bir destek şampiyonu sizin belalınız. Çünkü siz suikastçı özellikli bir şampiyon oynuyorsunuz. Suikastçı özellikli şampiyonlara arkadaşlar destekler belalısıdır. Lulu'dur, Nautilus'tur, Janna'dır, Leona'dır. Hepsi trash'tir. Hepsi bir kısmen counter'lıyor. O yüzden Rexy ile oyunda olabildiğince öne geçmeye çalışın. Ve burada cheese deniyor yine. Rexy ile böyle oynanır. Sürekli bir yerlerde birilerini bekleyeceksin ve tek atacaksın. Kolay kolay başka bir şampiyonla bunu zaten yapamazsınız. Yakalandığınız zaman da buradan çıkmanız kolay. Zaten Lee Sin yapabiliyor bunu. Hani Lee Sin'le de yapabilirsiniz. Ama Rexy'nin hasarı gerçekten bambaşka arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yalnız karşı ormanı baya baya almaya başladı. Zaten alıyordu. Ama çok daha rahat almaya başladı. Yine birilerini bir yerlerde bekliyor. Üst koridorda Thresh ve Aphelios'u gördüğü gibi üst koridora ilerliyor. Orada Prowler'ı kullanamadan şey yaptı ama ultiyi kullanıyor. Aphelios oradan sıçraya çıkmayı deneyecek derken maalesef oradan çıkamayacak. Thresh'i de yakalıyorlar. Orada Sylas da geldi. O Thresh'in oradan çıkması gerçekten zor. Oo güzel bir kronometre geldi ama maalesef oradan çıkamıyor. Burada Thresh skorunu aldılar. İşte ormancı olarak o karşı ormanda yaptığınız etki. Mesela rakip hiçbir şekilde açılamıyor. Fark ettiniz mi? Aphelios Thresh ufacık açıldı ve direkt düştü. Yani bunlar baya baya önemli olaylar. Açılmayacaksınız abi. Yapacak hiçbir şey yok. Bu kadar gerideyken açılmayacaksın. Özellikle karşıda yani ormancılar artık eskisi gibi değil. Tank değil ya. Şimdi bak Rexy'yi seni birebir de öldürebilen bir şampiyon kastıysa. Kha'Zix seni öldürebiliyor. Hecarim seni öldürebiliyor. Ya herhangi bir ormancı eğer kastıysa seni öldürebildiği için koridorda çok açılamazsın. Ki zaten şu an bu Rexy bir canavar. O yüzden yani baya bir sıkıntı. Orta koridorda bir mevzu çıkmış. Caitlyn sıçra atıyor. Oy düşüremedi orada. Biraz üzücü bir durum oldu. Karşı ormana şöyle bir bakıyor. Yalnız orada Thresh'i yakalayacak mı? Oo Thresh'i yakaladı. Aftershock'unu çalıştıramadı daha Thresh. Derken orada Rexy ultisini basamadı. Aha. Full can oldu Rexy'yi. Ultisi var. Ultisi yok mu lan? Oy bir şey diyeyim mi? Full candan öldürdüler. Vlad çok fena vuruyor ama orada tutuştur. Vlad'ı bayağı bir counterlıyor. Yumi gir Shen'in içine. Gir Shen'in içine. Jayce'e bak. Bir vuruyor Shen'e. Aha. Caitlyn. Oğlum bu nasıl bir oyun? Oy.
Bu arada bak Rex'e kötü pozisyonda yakalandığı gibi direkt mesela Vladimir'den tek yiyor. Hani bu da yani gerçekten Rex'i çok sakat bir şampiyon. Yani o yüzden Galio ile çok 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 güçlü. Niye? Çünkü Galio koruyor, kitle kontrol atıyor. Atıyorum uzaktaysan senin gittiğin yere tek başına bir şey deniyorsun mesela. Kötü pozisyonda kaldın. Galio imdadına yetişiyor. O yüzden gerçekten arkadaşlar Galio mesela Twisted Fate'de de fena değildir Rex'i. Aklınızda bulunsun. Orada Rex'i yalnız karşıya bir geçitten geçti. Orada yine karşı ormana dadanmaya başladı. Harbiden iğrenç yani. Kindred orman alamıyor yani doğru düzgün. Burada Baron'a başlıyorlar. Baron'u yalnız direkt olarak alırlar. Yani rakibin ruhu duymaz. Hop dakika 20'de Baron oluyorlar. Bu arada Rex'i verdi bu kolu da fark etmişsinizdir. Rex'i ilk dalan kişi oldu orada. Yalnız orada Aphelios'un vay haline derken Q'suna sıçratıyor. Q'yu tuttursaydı direkt olarak ulti basacaktı büyük ihtimalle Rex'i. Çünkü içinde Yumi vardı yanılmıyorsam. Yumi ile beraber öldürürlerdi. Yalnız orada Rex'i tekrar yakalıyor. Prowler'ı bastı. Orada direkt olarak ultiye hiç gerek duymadan tek atıyor. Yalnız orada bir daha rakibe dalıyor. Ulti ile yeteneğini dojladı Thresh'in. Rex'i içeride kaldı ama E yeteneğiyle oradan çıkmasını da biliyor. Vladimir'i yakalayacaklar orada. Vlad'ın W'su yok. Orada tek yiyen Vlad oluyor. Ve burada orta koridordan inhibitörü alacaklar. Oyunu bitirmeye gidebilir belki. Oyunu bitirmeye gidebilirler. Ama Rex'i hiç oralı değil bitirmek istemiyor. Yani bitiremeyeceğini düşünüyor daha doğrusu. Direkt olarak çıkmak istiyor. Karşı ormana şöyle bir bakıyor. Direkt üst koridora gidip üst koridoru ittirebilir bunları aldıktan sonra. Onu da yaparsa efsane olacak. Burada yalnız birini bekliyor. Jace'i bekliyor. Ah Jace ne çektim be kardeşim. Ne çektim be birader. Yemin ediyorum. Aha Jace ne yapıyorsun? Niye sıçrattı Jace? Kaçtı mı lan? Oy bekledi bekledi. Sniper orada Q'yu attı. 14. seviye oldu Rex'e ile. Bu arada şunu söyleyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki abi o kadar şey yaptı. Karşı ormana girdi etti falan filan. 2 seviye fark var abi. Diğerlerinde 4-5 seviye var derseniz. Şimdi şöyle bir mantık var. Rex'e ile seviye avantajı yakaladığınız zaman etkisi çok daha büyük oluyor. Evet diğerinde seviye avantajı yakaladınız. Uzayan oyunda güçlü bir şampiyon oynuyorsunuz. Atıyorum sallıyorum şu an. Lily oynuyorsun, Hecarim oynuyorsun. Rex'in o erken oyunda yarattığı level farkı çok daha farklı. Yalnız burada Vladimir'den inanılmaz bir ulti geliyor. Ve burayı kazanacaklar gibi duruyor. Sylas orada içeri girip Thresh öldürüp çıkmaya çalışıyor. Kindred'ı direkt tekledi. Oha. Oo, Sylas Aphelios'u da tutuyor. Orada Aphelios'u da düşürüyorlar. Orta koridordan ilerleyen üst koridor inhibitor kulesini alabilecekler mi derken orada Jace'i bir daha öldürüyor. Şu an bu arada bu Jace'i asla oynamak istemem. Asla. Yani Shen Rex'e karşı Jace oynuyorsun. Tekli dereceli de iğrenç ya bak. İğrenç. Bak cidden iğrenç. Yalnız orada Vlad'ı tekleyecekler mi? Vlad kronometreyi bastı. Daha W'su var. Oo oradan güzel çıkarttı bu arada Thresh. Bu oyun böyle bitmeyecek reisler. Ve bak şu an bu olaylar çok kötü sağ takım için. Çünkü Rex'i gerçekten oyundan düşen bir şampiyon arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bunları takımına yaptırmaması lazım. Yani ooo Thresh'ten çok iyi bir hook geldi orada Shen'e ama orada Rex'i oradan kaçacaktır diye düşünüyorum. Derken Jace orada geliyor. Jace'e bir tek geldi. Catelyn orada 2'de 2 atmış. Vladimir Catelyn'i kovalıyor. Yalnız Rex'i ne yapıyor lan? Yan Priyengeci alacak burada. Hayatına devam. Bir orman turu. Aynen. O kadar çok fight attık. Ya ben bu kadar çok bitirme meraklısı olmayı çok beğenmiyorum. Zaten çok öndesin abi. Biraz bekle. Biraz daha mantıklı oyna. Zaten Rex'i bir kişiyi takım savaşından direkt çıkartabiliyor. Atıyorum Aphelios. Direkt tekleyebiliyor. Atıyorum Jace. Bekle abi. Rex'i bir hamle yapsın. Ondan sonra eksik kişiye karşı fight at. Fight attığında da git inhibitor al. Orta koridor inhibitörü zaten var. Bitirmeye çalışıyorlar. Aç bu alt koridoru da. Bak alt koridor ikinci kulesi duruyor. Git onu al. Mesela. Yani çok daha böyle dikkatli oynamaları gerekiyor. Çünkü birden Rex'in tamamen useless olduğunu görebilirsiniz. Harbiden öyle. Bak Kindred iki eşya daha alsa. Atıyorum Jace kronometresini alsa bir tane bir tur. Koruyucu meleğini alsa. Aphelios aynı şekilde. Bir bakmışsın Rex'i bir tane Thresh'ten hook yemiş. Ölmüş. Ne olduğunu anlamadan oyunu kaybedersin. Bakın aha. Yemin yalnız o iş öyle olmuyormuş. Orada Shen çok fazla hayatta tuttu Yumi ile beraber. Rex'i koruyucu meleğine giriyor. Ve oradan mesela bak bir sonrakinde böyle bir şey olsa çok daha sıkıntı olur. Burada Jace'i de öldürmeyi başarıyor.
ve burada oyunu bitirmeye koşacaklar. Şimdi bak, bunun aynısının düşünün ki bu kadar geride değil sol takım, yaşandığını hayal edin. Yani kaybedebilirsin veya koruyucu meleği olmasa falan filan, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Lütfen ama lütfen böyle şeylere, özellikle Rexey gibi, işte ne bileyim Lee Sin gibi, Lee Sin eskisi kadar değil de Olaf, Rexey, bunlarla oyun uzasın eyvallah, ama oyun uzarken hep eşya olarak önde olmaya çalışın. Bu çok önemli bir olay. Burada da maç bitiyor arkadaşlar. 17-3, 11 bir skorla bence tek başına taşıdı diyebilirim. Evet, Yumi'nin çok fazla payı oldu. Yumi içine girdi Gezler ama Rexey gerçekten oyunu şiir gibi oynadı diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.